Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerine huzurunla sunuş kılışımız. Kınemizde dikkatler ekranımız bulsun. Angliya sud mahkemesi Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatining isbotlarini e'lon qildi. BBC to'rining 8 fevraldagi xabarida bildirilishicha, Angliyadagi issiqki sud mahkemesining advokatlari Xitoyning Uyg'ur xalqiga qarshi sodir qilgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlar haqida muhim qonuniy isbotlarni e'lon qilgan. Mazkur qonuniy isbotlar sababsiz qo'lga olish va nufuz ko'paytirishning oldini olish orqali Uyghurlarga qasdan ziyonkashlik qilish va Uyghur bolalarini o'z oilasidan majburiy yutkazishni o'z ichiga oldigan. Qonuniy isbotlarda yana insoniyatga qarshi bu jinoyatlarga Xi Jinpingning mas'ul bo'lganligi to'g'risida ishonchli qonuniy paketlarning borligi ko'rsatilib, Xi Jinpingning Uyghurlarni nishonlashga chetishlik bo'lishi Uyghurlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikni qo'llaganligining isboti deyilgan. Buni e'lon qilgan advokatlar Xitoyning Sharqiy Turkistondagi Uyghur xalqiga qilgan muomilasi insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik jinoyatlarining o'lchamiga to'shidi. Shunga biz bularni muhim ishonchlik isbot deb xulosa chiqardik. Buni adliya harakati va dilo turg'izishning asosiy qilishqi bo'ladi deyilgan. Bildirilishicha Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati haqidagi bu qonuniy isbotni chiqarishni Yer shari qonuniy harakati, Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishi havola qilgan. Ma'lum bo'lishicha Londondagi Issiqiy sud mahkamasidagi dangli advokatlar tomonidan yozilgan 100 betlik hujjat Angliyaning Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan bastirish siyosatiga bergan tunji rasmiy qonuniy fikr ekan. Bu qonunlik fikr intayin muhim ahamiyatga ega bo'lib Irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarata Angliya sudchilarining yangi qonun ma'qullashiga asos bo'la oladi ekan. Xitoyning jinoyati haqidagi bu qonuniy isbotlar hukumat, xalqaro tashkilot, ilmiy tadqiqotchilar va xayr-saxovat tashkilotlari shundoqla taratqularning 6 oy ichida to'plagan oshkora isbotlarni o'z ichiga olgan keng doirali qonuniy baholash jarayonini asos qilgan. Bu hujjatlar yana Xitoyning ziyonkashlikdan omon qolguvchilarning bevosita guvohligi, sunniy hamroh suratlari va Xitoy kompartiyasi oshkorlagan rasmiy hujjatlarni o'z ichiga oldi ekan. 100 betlik bu qonuniy hujjatda Uyg'urlarga qaratilgan qul qilish, qiynash, bosqinchilik qilish, majburiy tug'mas qilish va ziyonkashlik qilish deb tasvirlashga bo'lgan paketlar tafsili bayon qilinib, mahbuslarning har xil shakldagi jismoniy ziyonkashlikka uchrag'anligi Xitoy xodimlarining ularni to'k qaltiki bilan jazolaganligi va ularni uzun muddat qiynaydigan o'rinda turishga majburlaganligi, yemak-ichmak bermaganligi, kishan silib ko'zini tingib qo'yganligi qatorli jinoyatlar haqida tafsili doklad berilgan. Bu hujjat yana Xitoy doiralari tasdiqlagan planlar to'g'itining bir qismi sifatida keng ko'lamda ijro qilinayotgan majburiy to'g'it cheklash jinoyati haqidagi dalil isbotlarni o'tirg'a qo'ygan. Qonuniy isbotning oxirida Uyg'ur ayollarining vaqtli yoki mangulli tug'ishini cheklaydigan muomilaga uchrag'anligi to'g'risida nurg'un ishonchli paketlar bor. Bizning qarashimizcha bu qilmishlar xalqaro qonun bo'yicha irqiy qirg'inchilikning bir shaklini tashkil qiladi deb xulosa chiqargan. Xitoyning Uyg'urlarni irqiy qirg'inchilik yurgizish haqidagi qonuniy isbotlari qatorida bo'lsa, Uyg'ur bolalarining oilasidan majburiy olib ketilganligiga oid paketlar bor. Bu ota-onasining biri yoki har ikkisi qo'lga olinganda majburiy yetim yesirlar o'rniga sulunishni o'z ichiga oladi. Bolalarni yotoqlik maktablarga majburiy o'rinlashtirishmi buning ichiga kiradi. Bolalarining Uyg'ur urf-odatlarini o'rganish fursatlaridan mahrum qolganligi, hatto ularga ba'zida Xitoycha ism qo'yish, Uyg'ur nufuzini azaytish uchun harakat qilish qilmishlari Uyg'urlarning bir millat sifatida yo'qtilishga duch kelganlikning bir isboti deyilgan. Qonuniy isbotda yana Xi Jinping Sharqiy Turkistondagi Xitoy amaldori Jo Xaylun va atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik partkom sekretari Chen Chuanguo qatorli 3 amaldorning mas'uliyatini surishda qilgan paketlarning borligi ta'kidlangan. Lager shahidlari Xitoy tashrifchilariga lagerni ochsin, biz Xitoyning jinoyat isbotlarini ko'rsatishga tayyor dedi. Dunyodagi nufuzli axborot organi bo'lgan Angliya BBC kanali 2 fevral Tursunay Ziyovdin, Sayragul Savatbay, Qalbunur Sidiq, Gulzira Ovulqan qatorli lager shahidlarining guvohligi asosida Uyg'ur ayollarining lagerlarda sistemliq bosqinchilik va jinsiy zo'ravonlikka uchrayotganligi haqida maxsus xabar tarqitib, xalqaro axborot sohasida zo'r g'ulg'ula qo'zg'ab qolmay, siyosat sohadagilarning jiddiy andishasini qo'zg'agan edi. Halbuki azaldan dunyoning ayiblashlari va inkoslariga inkor qilish orqali
Cevap kaytırışını adet kılgan Xitay dairleri 4. fevral özünün yerçari vakti gizli Katar'a taratkuları da hatta Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısının bivasite sözü arkalık garip metbaatları da bu vakti arka mı arka oturga koyuluvatkan delil paketlerini red kılış, barlık lager şahitlerini ve ularının güvahlıklarını inkar kılış arkalık özünün Şarkı Türkistan'daki insaniyetke karşı cinayetlerini aklaşka urungan. Xitay Taşkı İşler Ministerliği 4. fevral akhbarat yığında BBC'de eylem kılıngan haber hakkındaki suallarga bu haberin hiç kandak asası yok. Bu BBC'nin tuncu kıtım yalgan sözdüşü emez deyip cevap veriş arkalık paketini red kılmakçı bolgan. Yer Şarı Vakıt Gizeti 4. fevral tarqatkan bu vaktiki haberde BBC'nin partlatkoç karakterli haberine töhmet degen bolsa yine bölgünce teşkilatlar adette ayarlarını tallaydı. Çünkü ayarlar ve ularının köz yaşları okurmelilerge tesir kılıp hissaçlıkını kozgaydı degen. Mezkur Xitay metbuat yine lager şahitlerinin kandaktor çet ellerde iqtisadi kıyınçılıkka uçurganlığı üçün bölgünce teşkilatlarının Xitay'a karşı ularının paydını vatkallıkını işaret kılgan. Xitay taraf yine lagerdeki ayarlarının sistemlik baskınçılıkka, cinsi parakendicilikke ve kıyın kıstakı elinkallıkka, özünün veşiyene baskınçılıkka uçuraş cereyanını sözdeş arıkılık paşkılgan Tursunay Ziyavudun'ne, Dünya Uygur Kurultu'nun noktalık türü bolgan Uygur Kişili Hukuk Kuruluşu'nun kolluşu bilen Amerika'ya kelgen idi. O Amerika'da kılışını iltimas kılmakta. Ular Xitay'ını parçalaşını maksat kıldığan teşkilat deb ayıplıgan. Tursunay Ziyavudun Xitay dairelerinin bu sözlerine inkaz kaytırıp, ular menin hiçkanda teşkilat bilen alakam yokluğunu yakşı bilidu. Men Kazakistan'a çıkandımı Xitay sakçıları meni Dünya Uygur Kurultu'ya ve başka Uygur teşkilatları bilen alaka kılmaslıq, ularının aldam haltısıga düşmesi hakkıda agahlandırgan. Menla emez bütün lagerdekilerge kündülü mene yuyup, terbiyesi de çet eldeki Uygur teşkilatlarını Rabia Kadar'ın kimlikini özleri ügetti bulmasa biz bilmeyiddik. Ularının cinayeti zulmü bizni uyguladı. Men teşhirgüçüler bilen kaytıp verip şu caydaki özüm körgen cinayetlerini ispatlaşka teyarmen dedi. Yer Şarı Vakıt Gizeti Tursunay Ziyavudun'dan başka Sayragül Savutbay, Zumrat Davut, Mehrigül Tursun, Kalbunur Sidik, Gülbahar Cilil Katarlık lager şahitlerinin güvahlıklarını yalganga çıkargan. Xitay Taşkı İşler Ministerliğinin bayanatçısı Wang Wenbin, aldınkı peyşembedeki muhbirlarını kütüyle yığında lager şahiti Zumrat Davut'un sürütünü muhbirlara körsüp durup, BBC'nin 2020 yılı 7. ayda onu ziyaret kılgallıkını bildirgen ve onu hiçkandan lagerga berip bakmağan, şundakla hamildarlıktan sakınış operasyası kılmağın digen ve onun taratkularda rol alıgan artist de bakaratligen. Zumrat Davut Xitay'nın ayıplişige mundaq sual berip cevap kaydırdı. Xitay'nın gelipleri de mentehe küşlendim. Biz Uygur ayarlarını Xitay lagerlerine kamap, zulüm kılıp, baskınçılık kılıp, mınısını yuyup, tuğmas kılıp, herkız zulüm bilen tükeştirdik de hata mülcelep kılıptu. Ziyankeşliklerine sözüldük. Xitay bolsa münasuvatlik, vasitlik uruh tukallarımızın mecburi sözültüp rol alğızvatıdı. Bunun arkası da kim hakiki artist, kim rejissor. Kazakistan'da tuğulup çoğun bolgan, Kazakistan grajdanı buluşka karımay karı kuyuk halda lagerga kamalgan Gülbahar Cilil Hanım, Fransiyadan inkaz kaytırıp mundaq dedi. Mini bir günah halda 15 ay Ürümçide ceza lagerga kamap, özleri Kazakistan ministerliğine, balilerimga menin üstümden terörist deyip çıkırıp bergen kağızını kanda inkar kılmakçıken. O yalgan bolsa men o Ürümçideki lagerinin isimlerini, lagerdekilerinin isimlerini kandaq bilmen. Men 1 yıl 3 ay 10 gün bir günah sulgallıkı üstüden Xitayını sotuq tartımen. Lagerda oxutucu bolgallıkı ve o yerde öz közü bilen sakçılarının ayal tutkullarga baskınçılık kılgallıkı hakkıda metbuatlarga güvahla bergen ve yakında güvahlıkları kitap bulup çıkan Amerika Taşkı İşler Ministerliği tarafından cesaretlik ayal mükafatına erişken Sayragül Savatbay özünün ispatlarının Xitay hükümeti tarafından inkar kılınıp hücumga uçurgallıkıga hayran kalmagallıkını bildirip Xitay Kompartiyasının barlık siyaseti yalgancılıkını asas kılıdı ve yalgancılık bilen terakki kılıdı dedi. Yer Şarı Vakti Gizeti'de ilgiri lagerda okutucu bolgallıkımı inkar kılınıp, ayarlar lagerda tutkullar uçuravatkan baskınçılıkını öz içi algan veşilikler hakkıda güvahlıkımı pütülle yalgan deyip inkar kılıngan Gollandiya'da turuvatkan sabık lager okutucusu Kalbunur Sidik, Xitay'nın barlık lager şahitlerini inkar kılgallıktan bulanın tesir bulvatkallıkını çüşengellikini bildirip mundaq dedi. Barlık lager şahitlerinin ailesi lagerga kirip ketkerlerinin guvahlıkları yalgan bolsa, nemişka hazırgıca ailemiz bilen körüşelmeyimiz, telefon alakısımı kılalmayımız, rastini köreyle çigrana içivetsun dedi. Yer Şarı Vakti Gizeti'nin bu haberde yana, lager şahidi Mehrigül Tursun ve onun guvahlıkları mu kayıtı inkar kılıngan. Mehrigül Tursun mundaq dedi. Bu Xitay dairelerinin mana ve Uygurlara ilip berbatkan cinayetleri, tuncu kıtım inkar kılışı emez.
İlgire 2019 yılı men Amerika Devlet Meclisi'de lagerler hakkında guvahlar bergendim o, bayanatçı Hua Chunying tarafından şundan hücumğa uçurgan idim. Xitay menin 5 yıllık hayatımını harap kıldı, balamını öldürdü, yoldaşımdan ayrıldım, ata anam ve kıyırındaşlarım bilen mu alakam üzüldü. Men Xitay'na halkara sotka tartmakıca tohtap kalmayman dedi. Xitay Taşkı İşler Ministerliği BBC'nin Şarkı Türküsü'nde kurgan ceza lagerlerdeki ayarlarının sistemine baskınçılıkka uçurganlık doğrusudaki en yeni sezgür ayıplışını töhmet kıldı deb inkar kılışının aldı da Amerika'nın bir kısım parlament azalarının halkara birliki 2. fevral bununla derhal inkaz kaytırıp bayanat ilan kılgan idi. Bayanatta ular Xitay'nın bu xil irqi kırgınçılık ve insaniyetke karşı cinayetlerine katlık ayıplıgan hem de öz hükümetlerini bu cinayetine katli teşhirüşke çakırgan idi. Xalqaro Sharqiy Turkiston Tashkilotlar Birligi Millat Nöbetimiz faoliyatiga qatnashib qo'llashini bildirdi. Xalqaro Sharqiy Turkiston Tashkilotlar Birligidan bir hay'at bugun Xitoyning Istanbuldagi bosh konsulxonasi oldida davomlashayotgan Millat Nöbetimiz namoyishiga qatnashib, qisqacha bayonot e'lon qildi. Sharqiy Turkiston Ma'rif va Hamkorlar jamiyati bosh kotibi Abdul Ahad Abdurrahman Xalqaro Sharqiy Turkiston Tashkilotlar Birligiga vakolatan bayonot e'lon qilib, Yakından beri aile azaları ve tukalları lagırga ve türmelerge tutup getirilgen bir kısım yaşlar Xitay'dan aile azaları hakkında tukallarının izlerikini kılıp namayış kıldı. Biz bu yaşlarımızın Xitay'a karşı kılgan namayışını kollap geldik. Bunun kimi kollayımız? Xitay'dan Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan bastırışının kurbanına aylanganlarının Xitay'dan öz aile azalarının izlerikini kılış hukuku var. Bu karşılık namayışını Xitay'dan cevap kelgüce devamlaştırış gerek diğerlerini bildirdi. Bu bayanatının ahırda yana bu hareketini biz teşkilimiduk. Xitay'nın ziyankeşliğe uçurgan halkımız öz ihtiyarlık bilen faaliyetini devam kılıbatıdı. Xitay'dan ata ana, uruh tukkalarının iz derikini sorgallık, Şarkı Türkistan mustaqillikten vazgeçkerlik emez. Bu kürüşümüz Xitay Şarkı Türkistan'ın çıkıp ketkenge kadar devamlaşıdı hem şundan buluşu gerek digerlerini bildirdi. Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Reis Vekili Mahmutcan Damullam ölümalarga vakaleten söz kılıp, Şarkı Türkistan halkı baştan keçirvatkan harlıklarının sebebi, Xitay tecavüzçilerinin Şarkı Türkistan'ın besvalıgalıkı bilen zic münasebetlik ikilikini, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılvatkan kırgınçıda cinayetlerine karıştırış, her bir Şarkı Türkistan halkının mesuliyeti ikilikini tekitledi. O sözünün ahir diyene, Ölümalar Birliği'nin Xitay'a karşı devamlaşıvatkan bu hareketini kollaydı galıkını. Bunu yine devamlaştırış gereklikini, işlevatkan Uygurlarımın vakit çıkarıp bu hareketke katnışı gereklikini bildirdi. Altınki mezgillerde İstanbul'daki Xitay'nın baş konsulhansı aldıda başlangan narazılık namayışı Uda 2 yaptıdan artık devamlaşıp, taratkularının ve Türkiye'deki bir kısım teşkilat ve partiyelerinin dıkıtını kozgan dinkin, elçihana kadimleri İstanbul valiliği arkalık namayışçılarının alakadar materyallarını tayarlayıp gelişini talep kılgan. Ama 5000 parçadan artık materyallar tayarlanıp kilingende konsulhane hadimleri sözüden yenilip bularını kabul kılışını red kılgan idi. Nöbette Xitay elçihanesi ve konsulhaneleri aldıdaki narazılık namayışı İstanbul, Ankara, Almuta Katarlı köplügen şehirlerde devamlaşmakta. Kanada parlament azalarımı Beijing kışlık olimpik musabıkısını başka devletke yetkeşini talep kıldı. Xitay'nın Şarkı Türkistan halkıya karatkan irki kırgıncılık cinayeti sebeplik 2022 yıllık Beijing kışlık olimpik musabıkısını baykut kılıç sadaları kütürülüvatkan bir peyette Kanada parlament azalarımı olimpik musabıkısını başka devletke yetkeşini talep kılgan. Bunun aldıda Amerika parlamenti azalarımı Beijing kışlık olimpikini başka devletke yetkeşini talep kılıp karar lahiyesini oturuğa koygan idi. Kanada'daki Yerçari ve Poşta Gazetesi'nin haber kılışça, Kanada'nın her kaysi siyasi partiye güruhlarından bolgan 13 parlament azası bu doğrusuda uçukat ilan kılgan. Ular hıtıda tekitleşçe, 2022 yıllık Beijing kışlık olimpik musabıkısına katnışış, öz halkıya karıta insaniyetke karşı cinayet sadır kılıvatkan bir hakimiyetinin paydası üçün, onun rezil ve öz özünü köke kütürüvatkan bir tamaşağa iştirak kılıç buluyken, ular Xitay'da Xalqara Olimpik Komitetinin Beijing Kışlık Olimpik Musabıkısını başka devletke yetkep, kanun çıkarguçular 1936 yıldaki nazistlerinin Berlin Olimpik Musabıkısına siliştirgan. Bu musabıkının tenherkeçilerine bulguşidin sakınlaşını talep kılgan. Amerika Kengaş Palata Azası Rey Sikot, ötken hepte Beijing Kışlık Olimpikini başka devletke yetkeş doğrusuda karar lahiyesi sunugan. Bunun aldıda Angliya parlament azalarımı Beijing kışlık olimpikini baykut kılışını talep kılgan. Bırak Xitay'nın yarışarı vakit gizdi, Beijing kışlık olimpikini baykut kılgan devletlerge tehdit salgan. Cenobi Xitay etkilerlik poşçisinin haber kılışça,
Yer Şarı Vakit gazetesinin baş muharriri Hoşijin, Xitayning Beijing qishliq olimpikini boykot qilgan har qanday davlatga jiddiy embargo yurgizilganligini bildirgan. Xitay alqishga erishgan yana bir app detalni cheklayapti. Yaqinqi mazgillarda alohida alqishga erishgan va ishlatuvchilari tez sur'atda ko'payotgan ijtimoiy aloqa app detali Clubhouse'ning Sharqiy Turkiston, Hong Kong qatorliq zil masalalar sababli Xitoyda rasmiy cheklangan. Ovozliq ijtimoiy aloqa turi Clubhouse yaqinqi mazgillarda Hong Kong, Yaponiya, Koreya, Tayvan va boshqa joylarda alqishga erishgan bo'lib, ishlatuvchilarining soni shiddat bilan ko'plagan. Hatto Xitoy fuqarolarini uni turlik amallar bilan tushirib tizimlashga boshlagan. Mazkur app detalda turlik siyosiy temalar Jumladan Tayvan masalasi, Hong Kong davlat bexatarlik qonuniy qatorliq sezgir temalarni muzokara qilinib kelgan. Yaqinda yana Sharqiy Turkiston va Mongoliya masalasi haqida bir munozara boshlanganda 4000 dan ortiq Uyg'ur va Mong'ullar qo'shilgan. Fikr qatnashuvchilar ularning navbatdagi vaziyatiga bo'lgan hissiyotligini ifodalagan. Halbuki Xitoy doiralari 8 fevral mazkur appni cheklayotgan bo'lib, Xitoydagi ishlatuvchilar appni ochganda xatolik uchrashi chiqib olgan. Hatta Xitoyning eng cho'ng taratqusi bo'lgan Sina mikroblogdimi Clubhouse degan so'z cheklangan. Analizchilar Burma harbiy hukumatiga qaytadan Xitoyga yaqinlashishi mumkin dedi. Amerika ovozining 7-fevraldagi xabarida Aung San Suu Kyi hokimiyatining Burmaning iqtisodiga Xitoyga bo'lgan tayinishini to'xtatganligi, harbiy hukumatning g'arbning jazosiga uchrash sababli Xitoy bilan qaytadan yaqinlashishi mumkinligi ko'rsatib o'tilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Burma bilan Xitoyning iqtisodiy munosabati davlat maslahatchisi Aung San Suu Kyi hukumati rahbarligida ojizligan bo'lib, G'arb bilan bo'lgan iqtisodiy va savdo aloqasini kengaytgan. Buning natijasida Burmaning Xitoy bilan bo'lgan savdo qizil raqami kichiklab, Xitoyga bo'lgan qarzi 26% azaygan. Analizchilarning qarashicha, agar Amerika va Yevropa yangidan hokimiyat beshiga chiqqan harbiy hukumatga jazo yurgizsa, Burma iqtisodiga og'ir zarba berilgan. Bu ahvol harbiy hukumatni Xitoyning qo'yniga o'zini etishga majburlashi mumkin ekan. Xitoy Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlarini bir balvoq bir yo'l planining ul aslaha qurilishidagi muhim soha deb qaraydigan bo'lib, 2013 yildan buyon Sharqiy Janubiy Osiyo ellari ittifoqidagi 10 davlatga bir balvoq bir yo'l planiga munosabatlik 304 milliard dollar mablag' salgan. Xitoyning Burmaga salgan mablag'i 21 milliard 700 million dollar bo'lib, Burma maqsadlik holda Xitoy bilan bilgilik aloqasini saqlab kelgan. Dunyo bankining sog'lom ma'lumotiga asoslanganda, 2019 yilning oxirida Burmaning Xitoyga berdigan qarzi 3 milyard 340 milyon dollar bulup 2015 yılının ahırdan 26% tüvelligen. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşük şahslarına Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkası ki barlı hizmet aşırmağa köptün köp rahmet eylemen. Selamun aleyküm ve rahmetullah.